selamlar. Portakalda vitamin olmaya var mıyız? Hadi o zaman vitaminler gelsin. Kıymetli arkadaşlarım, insanlar vitaminleri kendi vücudunda sentezleyemezler. Bizler sentezleyemeyiz ama mesela bitkiler kendi vitaminini çok rahatlıkla sentezleyebiliyor. Peki biz ne yapıyoruz hocam? Biz besinlerle dışarıdan hazır olarak alıyoruz. Aynı zamanda vitaminler kıymetli arkadaşlarım enzimin yapısına katılıyor. Siz bu bilgiyi çok önceden öğrendiniz. Apo enzimin yanına şuraya koenzim olarak kıymetli arkadaşım vitamin eklenmiyor muydu? Zaten biz bunu çok önceden öğrenmiştik. Ve düzenleyici özelliğe sahiptir vitaminler tıpkı minerallerde olduğu gibi. Yapıya katılması, düzenleniyor olması minerallerle ikisi arasında hep karşılaştırma bilgisi olarak karşımıza çıkıyor. Onun için mineralin inorganik bir madde olduğunu, vitaminin ise organik bir madde olduğunu unutmadan soruları çözmenizi isteyeceğim. Ve yapısında karbon, hidrojen ve oksijenin bulunduğunu da ifade edebiliriz. Bazılarında da azot içerebiliyor. Bazılarının yapısında vitaminlerde de azot olabiliyor. Bunlar sindirilmezler. Hücre zarından doğrudan geçiyorlar. Tıpkı minerallerde olduğu gibi. Bak, organik bir bileşik ve organik olmasına rağmen sindirilmeden hücre zarının karşısına, şurası hücre zarı olsun, vitamin geldiğinde, vito geldiğinde geçebilirsin diyor. Sindirilmiyor. Ve hücre zarının da şu şekilde yapısında vitamini de göremiyoruz. Mesela işte glikoprotein, glikolipid hücre zarının yapısında bulunabilir ama büyük bir molekül olarak. Vitaminler hücre zarının yapısında yok. Neyin yapısında var? Kelimelere bak. Enzimin yapısında var. O zaman hocam bu slide'ı tekrar edelim. İnsan vücudunda sentezlenmeyen, besinlerle hazır olarak alınan, enzimlerin yapısına katılan ama hücre zarının yapısına katılmayan organik bir bileşik. Düzenleyici tıpkı mineraller gibi ama mineral inorganik, burası organik hocam. Yapısında karbon, hidrojen, oksijenin dışında azot da içerebiliyor. Mineraller de vitaminler de her ikisi de hücre zarından sindirime uğramadan geçiyorlar. Bunları söyleyebilirim. Peki hocam, vitaminler bize enerji verir mi? Hocam sen de portakalda vitamin gibisin, bize enerji veriyorsun, bence verirsin dediğini duyar gibiyim. Şık. İşte burada hataya düşüyoruz çünkü. Vitaminler bize enerji hücresel solunumda vermezler kıymetli arkadaşlarım. İçtiğim vitaminin açları şimdi bana enerji vermiyor mu annem? Hayır. Vitaminler sağlıklı yapının korunması için gerekli olan esaslar. Hücresel solunumda siz A vitaminini oksijenle yakıp enerji elde edemiyorsunuz. Aman dikkat edelim. O zaman hocam biri bize dese vitaminler enerji verir mi? Na diyoruz. Ve vitaminler sentetik olarak yapılabilmekte, gidip eczaneden çok rahatlıkla satın alabiliyorsunuz. Ve vitaminlere genelde baktığımda şöyle koyu renkli şişelerde satıyorlar. Kolay bozulabildikleri için. Güneş ışığından, bakırdan, demirden, metalden bozulabildikleri için daha koyu şişelerde satılmaları tercih ediliyor kıymetli arkadaşlarım. Işıkta yapılarının bozulmaması içindir aslında bunun önemli noktası. Peki bizler vitaminleri sentezleyemiyoruz. Dışarıdan hazır alıyoruz ama bitkiler öyle değil. Bitkiler ihtiyaç duyduğu aman 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 tüm vitaminleri sentezleyebiliyor. Hocam tüm amino asitleri de sentezleyebiliyorlardı. Harikasın. O zaman burası çok çok önemli. Yıldızladım. Hayvanlar sentezleyemez. Hayvanlar da bizler gibi dışarıdan hazır olarak alırlar. İnsan kalın bağırsağımızda yaşayan bazı bakteriler K ve B vitaminini üretebiliyor. E hocam işte insanda üretiliyormuş. İnsan bunu yapmıyor. Bunu var olan insanın kalın bağırsağının içerisinde yaşayan bakteri yapıyor. Onu bakteri yapmış oluyor, insan yapmış olmuyor. Arada farklılık var ve kalın bağırsağımızda yaşayan bakteriler K ve B vitaminini bizler için üretebiliyorlar. Besinlerle dışarıdan hazır da alabiliyoruz ama bunu bizim için bakteriler de üretebiliyor kıymetli arkadaşlarım. Bak şuradaki K ve B'den hatırla. Tamam canımın içi. Bir vitamin eksikliği başka bir vitamin ile giderilemez.
Senin vücudunda A vitaminin eksikse kanka gider A alırsın, C almazsın. Nasıl ki minerallerde bir mineral eksikliği başka bir mineralle giderilemiyorsa aynı esas burada da var. Onun için hep soru bankalarında vitamin ve mineral karşılaştırma olarak geliyor. Anladın mı? Benzer özellikler çok fazla. Dikkat! Vitaminlerin iki şekli var. Suda çözünebileni, bir de yağda çözünebileni. Suda çözünenlere B ve C vitamini, yağda çözünenlere A, D, E ve K vitamini ismini veriyoruz. B vitamini eksikliğinde oluşabilecek hastalıklar, C vitamini eksikliğinde oluşabilecek hastalıklar, A, D, E ve K vitaminleri eksikliğinde oluşabilecek bazı hastalıklar var. Bakın, eğer vitaminlerden soru gelecek olursa bence hastalık esasından gelebilir. Suda çözünen vitaminlerden özellikle B ve C vitaminlerinde B vitamini eksikliğinde beriberi dediğimiz bir rahatsızlık, pellagra dediğimiz bir rahatsızlık ve kansızlık oluşabiliyor. Deride yaralar oluşabiliyor. B vitamini eksikliğinde görebileceğimiz hastalıklar. C vitamini eksikliğinde skorbut dediğimiz bir rahatsızlık oluşmuş olur. Bulan kişinin adı skorbut olduğu için bu isim verilmiştir. Ve dişlerimizi fırçaladığımızda kanıyorsa şayet bunun nedeni C vitamini eksikliğinden kaynaklanır. Yağda çözünen vitaminlere baktığımızda A vitamini eksikliğinde yine gece körlüğü. D vitamini eksikliğinde çocuklarda raşitizm, kemik erimesi. Yetişkinlerde osteomalezi dediğimiz kemik erimesi, kemik yumuşaması şeklinde kendini gösteren rahatsızlıklar oluşmuş oluyor. E vitamini eksikliğinde erkeklerde kısırlık, kadınlarda ise rahimsel fonksiyonların bozulmasına neden oluyor. Yani E vitamini üreme sistemleri üzerine daha çok etkili. K vitamini eksikliğinde kanın pıhtılaşmasında gecikme görülüyor. KK buradan hatırlayabilirsin. Şöyle bir tekrar etmekte fayda var. Suda çözünen vitaminlerden B vitamini ve C vitaminine baktığımızda B vitamini eksikliğinde beriberi, deride yara, pellagra ve kansızlık. C vitamini eksikliğinde skorbut, dış eti kanaması. Yağda çözünen vitaminlerden adek. A vitamini eksikliğinde gece körlüğü, hatta halk arasında tavuk karası olarak geçer. Gerçekten akşam görüş alanı bayağı düşüyor. D vitamini eksikliğinde çocuklarda kemik yumuşaması şeklinde kendini gösteren raşitizm, yetişkinlerde ise kemik erimesi şeklinde kendini gösteren osteomalezi oluşuyor. E vitamini eksikliğinde erkeklerde kısırlık, kadınlarda rahimsel fonksiyonların bozulması, K vitamini eksikliğinde de kanın pıhtılaşmasında gecikmeler görülüyor. O zaman bu slayta 1, 2, 3, 4, 5 tane yıldız atıyorum. Soru gelmesi ihtimal bir alandır. Yağda çözünen vitaminlerin şöyle özelliklerine baktığımda A, D ve K vitamini karaciğerde depolanıyor. Hocam neden ADEK demedin de A, D ve K diye ayırdın? Biz birçok yerde ADEK direkt depolanıyor karaciğerde diye biliyorduk ama kıymetli arkadaşlarım doğrusu şu. A, D ve K vitamini karaciğerde depolanırken E vitamini aman dikkat yağ dokuda depolanır. Farklılık var. Hocam depo yerleri önemli. Çakarsa vallahi hiç affetmem, yapıştırır geçerim. Eksikliği geç görülür. Neden eksikliği geç görülsün? Depo ediliyor. Yağda depolanan vitamin olduğu için bitince gidip depodan alabiliyorsun. Onun için hani eksik olsa da depoda varlığı hissedildiğinden eksikliği geç görülüyor. Aşırı almak da sıkıntı. Vitamin zehirlenmesi dediğimiz bir durum oluşturabilir. Buna da vitaminoza dediğimiz vitamin zehirlenmesi durumu oluşmuş oluyor. O zaman hocam yağda çözünen vitaminlerden A, D, K. A, D, K. Karaciğerde. E vitamini ise yağ dokuda. Eksikliği geç görülüyor. Aşırı alınması vitamin zehirlenmesine yani vitaminoza dediğimiz rahatsızlığa neden oluyor. Suda çözünen vitaminlere baktığımızda bunlar depolanmazlar. B ve C depolanmıyor. Sadece B12 vitamini, bu B'nin türevleri var normalde eskiden anlatıyorduk ama şu an müfredatınızda yok. B1, B2, B12'ye kadar değişiyor. B vitamini evet depolanmıyor ama sadece bir türevi, B12 türevi karaciğerimizde depolanabiliyor. İstisna var bak.
Aman dikkat et. Biri size B vitamininin hiçbiri depolanmaz derse ona yanlış diyeceksiniz. Tamam. Fazlası idrarla atılır. Bunlar çünkü depolanmıyor. Su da çözünüyor. Ben günlük diyelim ki B ya da C'den biraz fazla aldım. İdrarla beraber direkt atıyorum kanka. Eksikliği ondan dolayı erken fark edilir. Günlük alıp fazlasını atıyorum. Günlük alıp fazlasını atıyorum. O gün beslenmemi tam anlamıyla insan olarak almadım diyelim ki. Ne olur? Hemen böyle elim ayağım boşalır, hiç ders çalışmak istemem. Canım bir şey yapmak istemem. Eksikliğini hemen fark ederim. Ama ADK öyle değil. Depoda varlığı hissedildiği için onun eksikliği geç görülüyorken suda çözünen vitaminlerin eksikliği erken fark ediliyor. Evet canlarım. Bazı vitaminler öncül madde olarak alınır. Nasıl yani hocam? Mesela diyelim ki bir besin yedin. Özellikle havuçta A vitamini var mesela. Havuçtan A vitaminini alırken biz provitamin A olarak alıyoruz. Ve biz A vitaminini karaciğere gönderiyoruz provitamin A'yı. Karaciğere diyoruz ki bebeğim bunu A vitaminine çevir. Öncül haliyle pro basit ilkel demek de yani ilk videolarımızda söylüyordum hep size bak hep tüyo sağlayacak. Yani vitaminin ön hali A vitamininin ön türevi gibi düşün. Ve provitamin A karaciğerde A vitaminine dönüştürülürken aynı şekilde D vitamini de besinlerle provitamin D şeklinde alıyoruz. Yeri geliyor karaciğer bizim için bunu D vitamine dönüştürüyor. Yeri geliyor deri dönüştürüyor. Yeri geliyor böbrek dönüştürüyor. Üçü de provitamin D'yi D'ye dönüştürebiliyor. Tekrar ediyorum. Bazı besinlerle vitaminleri öncül halde alıyoruz. Yani pro şeklinde. Provitamin A'yı karaciğerde A vitaminle, provitamin D'yi deride, karaciğerde ve böbrekte D vitaminine dönüştürüyoruz. Olayımız bu sevgili arkadaşlar. Vitaminler bitti anne. Ve canlıların temel bileşenlerinde son başlık olan hormonlara geldik. Bak sen. Hormonlar düzenleyicidir. Evet. Biz bu üniteyi daha çok endokrin sistemde detaylı göreceğiz. Ben şu anda sadece birkaç bilgiye sahip olmanı istiyorum. Hormonun düzenleyici olduğunu bil. Bir bez tarafından hormon üretilebilir. Üretildiği bezi, kıymetli arkadaşım, etkileyebildiği gibi o bezin haricinde kana verilerek kan yoluyla başka bir hedef organı da etkileyebilir. Böyle bir yapıya sahip. Ve bundan dolayı vücuttaki önemli kısımda hormonları görebiliyoruz. İnsanoğlunu düşünelim, iki tane bacağımızın üzerindeyiz. İnsanoğlunun bir ayağına sinir, diğerine hormon diyeyim ben. Sinirlerim bozulursa hormonlarımı etkiler. Hormonlarım bozulursa sinirlerimi etkiler. İki sistem o kadar muazzam çalışır ki onun için vücudu önemli oranda düzenleyen organik bileşiklerden bir tanesidir. X bezinde üretildi. X bezini etki edebildiği gibi kendine hedef bir organ seçip kana verilip kan yoluyla taşınıp gidip o hedef organı da etkileyebiliyor. Ve ben buradan şu detayı da öğreniyorum ileride AYT'de kullanacağım bu bilgiyi. Hormonlar kan yoluyla taşınabiliyor. Harikasın. Hormonun yapısında protein ve lipid bulunur. Bazı hormonların yapısında protein yapılı, bazıları lipid. Örneğin protein yapılı hormonlar, insülin hormonu, tiroid hormonu, glikagon hormonu bunların yapısında protein vardır. Yağ yapılı hormonlar da var. Östrojen, progesteron, testosteron bunlarda steroid yok muydu anne? Aldosteron bunlar da yağ yapılı hormonlar olarak ifade edilir. İki gözümün çiçeği. İkinci ünite bitti. Harikayız. Ve bir sonraki videomuzda etkinlik çalışmamız var. Yine sana tüm konuyu tekrar edecek o kadar güzel boşluk doldurmalar hazırladım ki. Kaç sorudan oluşuyor? Şöyle bir bakayım, heyecan yaratayım. 50 tane. 50 tane boşluk doldurma sorularıyla ikinci ünitenin tamamını sizlerle beraber tekrar edeceğiz sevgili arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.